G-Develop'ta sadece V var. V var, Ant var. Yok bir dakika, V zaten Ant. Sadece V var, Eğer var. Sadece Eğer ve V kullanarak, bir de Değil kullanarak bilgisayar oyunu yapmak çok zor çünkü OR yok. OR yok şu demek, OR gerektiren bir durum olursa hepsini teker teker yazacaksın. Ya da variable kullanacaksın. Şöyle variable. Eğer A sayısı doğruysa bir koy. Eğer B sayısı doğruysa bir daha ekle. C sayısı doğruysa bir daha ekle. Eğer bunların toplamı 2'den yüksekse o zaman bu kodu çalıştır. Yani böyle bir şey. Şöyle düşün. OR yerine şunu yapıyorsun. Diyorsun ki A komutu doğruysa B'yi 1 yap. C komutu doğruysa B'yi 1 yap. D komutu doğruysa B'yi 1 yap. E komutu doğruysa B'yi 1 yap. Böyle böyle yazılımı çalıştırmaya çalışıyorsun. Ondan sonra bayraklar çalışmadı. Yani şey dedim. Şu doğruysa şurayı oku, bu doğruysa burayı oku falan dedim. Aynı anda birden fazla yer çalıştırdığı için yazılım kilitlendi. Bu ne demek? GDevelop birden fazla çekirdek kullanınca yazılım çalışmıyor. GDevelop tek çekirdekli bir sistem. Birden fazla çekirdek kullanırsanız yazılım çalışmayabilir. Bütün bu sebeplerden ötürü şuna karar verdim. Ben bilgisayar oyunu yapabilirim. Bilgisayar oyunu yapmak çok kolay. Tek yapmam gereken şuydu. İşte şu tuşa basınca kamera bu tarafa kaysın. Bu tuşa basınca kamera şu tarafa kaysın. Kamera bu nesneyi takip etsin. Bu nesne nereye giderse kamera oraya gitsin. İşte karakter yön tuşlarıyla yürüsün. Ama eğer karakterin sırası gelmediyse, karakter oynadıysa, karakteri seçmediysem karakter yürüyemesin. Hızı sıfır olsun. Yani bu kadar basit. Bilgisayar oyunu yapmak. Gerçekten yapabiliyorum. Ama GDevelop'ta V olmadığı için, şey işte OR olmadığı için, else if olmadığı için, if not olmadığı için uğraşmamaya karar verdim. Bir de yazılım çalışmıyor doğru düzgün. Yazılımın hiçbir hata yapmadığım halde düzgün çalışmaması, sadece tek çekirdekli GDevelop'un hatasız çalışması beni çileden çıkardı. Artık uğraşmak istemiyorum GDevelop'la. Yapacağım oyun çok karışık olduğu için GDevelop için uygun değil. Bunun yerine GTA 7 tarzı aksiyon oyunu yapılabilir GDevelop'la. Construct'la aksiyon oyunu yapmak çok daha iyi. Ama GDevelop tamamen bedava olduğu için ve bana sonsuz imkan sağladığı için GDevelop kullanmayı düşünüyorum. Bunun dışında Atatürk falan bana Python öğren, Java öğren falan dedi. Gerek yok. Zaten pluginle kod yazmak da aynı şey. Not defterinden baktım ne çıkarmış diye. Yani bir yığın kod. Yazmak mı daha hızlı? Yoksa plugin kullanarak, mantık kullanarak yapmak mı daha hızlı tartışılır. Gerçekten kodu yazmaya çalıştığınızda anlaması daha zor. Daha çok yer kaplıyor. Okuması, takip etmesi daha zor oluyor. Arayüzde bana gösteriyor input ne, çıkış ne falan. Bu işin kolay bir yolu yok arkadaşlar. 50 bin tane giriş var. Yaptığım hesaplamalara göre oyunun bitmiş halinde player isimli karakterimizin yaklaşık bir 250 tane variable'ı olacak. Bu variable'lar şöyle. Önce oyunda 24 tane weakness var. Elemental weakness. 24 tane de saldırı şekli var. Saldırı tarzı.
Sonra karakterlerin 24 tane falan stat puanı var. Bu stat puanların multiplier'ı var. Negatif multiplier farklı formül kullanıyor. Pozitif multiplier farklı formül kullanıyor. Ama yine multiplier sayısı bir tane. Sayı sıfırsa farklı formül kullanıyoruz. Sayı sıfır demek hiçbir şeyle oynama, direkt sayıyı al demek. Sayı pozitifse karekökünü alacağız, çarpacağız sayıyı. Sayı negatifse bu sefer ne yapıyorduk? Karekökünü alıp bir ekleyip sayıyı bölüyoruz. Böyle yapacağız. Karekökünü alıyorsun, bir ekliyorsun, sayıyı bölüyorsun. Ya da karekökünü almadan bölersin. Fark eden bir şey olmaz. Sonuçta sayı bölünecek. Yani bölündüğü için, sıfıra inmediği için sorun yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bir sayıyı 10'la çarpmak çok büyük bir şey. Ama 10'a bölmek çok büyük bir şey değil. Bu yüzden 10'un karekökünü alıyoruz. O da 3 falan yapıyor. 3 ile çarpıyorsun 10'la çarpmak yerine. 10'la çarpmak yerine 3 ile çarpıyorsun. Ama bölmeye gelince bu sefer 10'a böleceksin. 10 artı 1'e böleceksin. 11'e böleceksin sayıyı yani. 11'e bölünce de kaç yapar? 0,9 yapar. 0,9'a 3 gibi bir fark var arada. Debufflar biraz OP gibi gözüküyor, biliyorum. Ama bunlar buff level. Buff level. Yani buff level ne demek? Ya da debuffların da mı karekökünü alsak? Debufflar OP olmasın diye. Bence almayalım. Çünkü debuff'ın çalışması için rakibin buff'ını yenmen lazım. Şöyle, ben diyelim ki birisine 9 buff attım. Başka birisi o karaktere 12 debuff attı. 12 debuff 9 buff'la birleşince 3 debuff olarak kalıyor. 3 debuff da 4'e böl demek. %25 adamın saldırı gücü olacak demek. Sistem bu şekilde çalışacak. Gördüğünüz gibi Teratek oynuyorum. Sesi videoya sonradan koyacağım. Teratek benim bilgisayarımda çok kasıyor. Olsun, çok da umurumda değil. Oynuyorum işte. Mod falan kurmayı düşünüyorum. Cheat engine'le hacklemeyi falan düşünüyorum. Takılıyoruz işte. Zaten 27 Nisan'da Mad World çıkacak. Mad World çıkınca Mad World oynayacağım deli gibi. Mad World çıkana kadar takılıyoruz. Mad World ne kadar zor bir oyun olur? Bayağı zor bir oyun olur. Hades oynamam tavsiye edildi Atatürk tarafından. Hades oynarız. Zaten iki boyutlu oyunlardan en güzeli Hades'miş. Yani kuş bakışı en güzel oyun Hades diyorlar. Bunun dışında kuş bakışı oyunlarda inşaat yapmak çok kolay. Don't Starve tarzı bir oyun yaparsın yani işte. Dersin ki bir tane daire spamla. İşte daireye yakınken oyuncu dairenin içinden geçebilsin, kolijini yok olsun. Oyuncu daireye yakın değilse daire solid olsun. Yani bu nedir? Duvar yapıyorsun. Duvarın içinden oyuncu geçebiliyor ama yaratıklar geçemiyor. Çünkü oyuncu yaklaşınca duvar transparan oluyor. Oyuncu içinden geçebiliyor. Ama oyuncu uzaktaysa duvar katı oluyor ve yaratıkların gelmesini engelliyor. Bir de oyuncunun kurşunları duvarın içinden geçebiliyor. Ama yaratıkların saldırıları, kurşunları duvarın içinden geçemiyor, duvara hasar veriyor. Yani işte doesn't collide diye bir şey yaparsın. Yani bu obje ile çarpışmaz dersin. Bitti gitti. G-Develop'la bu tarz bir oyun yapılabilir. Kuş bakışı, Minecraft gibi, inşaat gibi bir oyun. İşte silahla falan ateş edersin. Zombi falan olur. Zaten bu tarz oyunlar yapıldı. Zelter var. Torchlight var. Torchlight dediğim bu sandbox olan Torchlight. Torchlight diye bile Diablo benzeri bir oyun daha çıktı. İkisi aynı oyun mu bilmiyorum. Ben Torchlight diye Alpha'da bir oyun biliyordum. Alpha'daydı. Minecraft'a benziyordu. Madenlere falan iniyordun. Oynaması arayüzü bayağı zordu. Eğlenceli değildi. Ondan sonra evdeki eşyaları atmam lazım. Deprem olacak. Deprem olmadan önce evi boşaltıyorum. Bugün şeyi gördüm. Barış Başar'ı gördüm. Barış Başar şeydi. İşte yanımdan geçti gitti. Zaten hiç sevmiyorum Barış Başar'ı. Çok yalancı, şerefsiz, yalaka bir çocuktu. Piçin tekiydi. Ağzımın altında yara çıktı. Marketten aldığım yer fıstığın içine zehir koymuşlar beni öldürmek için.
Yani marketteki ürünlere zehir koyuyorlar. Böyle bir şeye hangi salak izin verir bilmiyorum. Bu insanlar cidden yani hiçbir kural yasa tanımıyorlar. Kurallara, yasalara uymuyorsan öl amına koyayım. Kölesin oğlum sen. Yani insanlar bu dünyaya köle olmaya geliyorlar. Hiçbir özelliği olmayan bir insanı niye adam yerine koyalım? Geberteceksin bunları ya. Atatürk boş bırakıyor insanları. Atatürk insanlara güler yüz gösteriyor. Sen yasalara, kanunlara aykırı bir şey yapıyorsan gebermen lazım. Yok efendim, racon varmış, kural varmış. Ya bir siktir olun gidin amına koyayım. Bu özürlü insanlarla dünyayı mı paylaşacaksınız? Dünyada üç çeşit insan vardır. Köle, işçi, zengin. Tamam mı? Biz zenginiz, mühendisiz, robot yapıyoruz, makine yapıyoruz, video yapıyoruz, program yapıyoruz. Ondan sonra işte markette çalışanlar işçi. Ama aslında bu işçilerin köle olması lazım. Köle nedir? Köle cesettir. Köleden organ alırsın, öldürürsün, yersin, tecavüz edersin, zorla çalıştırırsın bedavaya. Yani bunun ayrımının yapılması lazım. Sanki insanlar eşitmiş gibi, eşit haklara sahipmiş gibi. Geri zekalı insanları, özürlü insanları polis yapıyorlar, silah veriyorlar. Adam doğuştan sakat, doğuştan sakat olduğunu biliyorsun. Akraba evliliğinden doğduğunu biliyorsun. Bu adam niye polis? Yani doğduğu gün bu adamın geri zekalı olduğunu biliyordun. Ağzı burnu yamuktu, gözleri şaşıydı, gözlük takıyordu daha. Bakın Güler Sabancı çocukluğundan beri gözlük takıyor. Cücenin teki, şişman, hiçbir oka yaramıyor. Kadını patron yaptılar. Bu ülkede bir sürü uzun boylu, kaslı, kuvvetli erkek adam var. Onları sen öldür, organlarını al, cüce, şişman, aptal bir orospu bir patron yap. Yani bize taşak geçiyorlar arkadaşlar. Hiç yetkin olmayan adamları zengin yapıyorlar, patron yapıyorlar, şirketlerin başına koyuyorlar. İşte Bülent Ersoy mesela zengindi. Bülent Ersoy niye zengin? Mehmet Ali Erbil'in ne iş yaptığı belli değil. Güya televizyona çıkıp palyaçoluk yapıyor. Yani televizyona çıkıp palyaçoluk yapıyorsun diye hayatta kalman, mutlu olman, zengin olman mı gerekiyor? Soytarının tekisin işte. Bir bok yok. Özürlü insanları adam yerine koyuyorlar. Başka bir şey değil yani. Bu ülkeyi gerizekalılar yönetiyor. Açıkçası bundan önce benim babama dünyayı yönettirmişler. Güler Sabancı'ya dünyayı yönettirmişler. Üstün zekalı olmayan, mühendis olmayan adama yetki verip dünyayı yönettiriyorlar. Böyle bir gerizekalılık olmaz. Ayhan Şahenk mesela. Ayhan Şahenk'in ben hiçbir numarasını görmedim. Ayhan Şahenk Ayhan Şahenk sürekli saklanan, ses çıkarmayan, uzak duran bir adam. Öyle gözüküyor. TRT'yi hackleyebilirim, mod da kurabilirim. Şimdilik normal takılıyorum eğlencesine. Bayağı eğleniyorum açıkçası, güzel oyun. Hani tek bir tane parça bulmak, bir blok bulmak, bloğun üzerine silah takmak, yarım saat, bir saat robot yapmaya uğraşmak, 10 dakika sonra yeni bir parça bulup yarım saat, bir saat bir daha uğraşmak. Yani ne bileyim, robot yaparken çok vakit hızlı geçiyor. Tam vakit öldürmelik oyun. Hiçbir şey yapmıyorsun, mal gibi duruyorsun robot yapacağım diye. 10 saniye sonra yeni bir parça daha düşüyor. 10 dakika, 20 dakika bir de o parçayı takmakla uğraşıyorsun. Ne hakkında konuşacaktık başka? İşte para az veriyorlar. Haftalık 400 lira para alıyorum. Makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği biliyorum. Çalışmıyorum. Yani bu kadar gerizekalı insanın olduğu bir ülkede niye çalışasın ki? Bu ülkedeki insanlar yaşamayı hak etmiyor. Embesil adamları patron yaparlarsa, müdür yaparlarsa ne çalışacaksın? Özürlü adamı patron müdür diye başına koymuşlar. Muhatap olunacak gibi değil. Yarrak gibi ortam. Adamlara diyorlar sana organ vereceğiz falan. Kimse demiyor ki ben özürlüyüm, gerizekalıyım, zihinsel engelliyim. Bana niye organ versinler? Ya da kimse demiyor ki amına koyayım 200 trilyon doları olan Winston Churchill'in bende ne işi olur? Yani adamın 4 milyon tane torunu var. Adam gelmiş senin organ nakilişinle uğraşıyor. Senin çocuğunu, torununu korumaya çalışıyor. Ya oğlum, sizin çocuğunuzdan bize ne, sizden bize ne, organ nakilişinden bize ne? Amına koyayım. İnsan üretebilirsin, sıfırdan insan yapabilirsin. Kan verirsin, et verirsin, yedirir içirirsin. Yani sıfırdan insan yapmak varken milletin çocuğuyla niye uğraşıyorsun? Yoktan var edebiliyorsun insanları. Ne gerek var milletle konuşmaya? Muhatap olmayacaksın amına koyayım. Direkt öldür, yenisini yap.
Öldür, yenisini yap, bu kadar.